Nasıl oluyor abicim ya? Nasıl buluyorlar kanı ya? Nasıl buluyorlar? Bana mı soruyorsun Volkan? Ha? Sen temizlemedin mi oğlum küveti? Temizledim tabii ki. Demek ki kan çıkmamış. Demek ki iyi temizleyememişiz. Ya bu gerizekalı yüzünden. Bok vardı arabayı satacak. Bana bak. Bu mal polise bir şey söylemiş olmasın ha? Bir şey dememiş. Ne yapacağız o zaman ya? Ya hiçbir şey olmayacak. Bir sakin olun oğlum, tamam. Bakın her ne bulurlarsa bulsunlar. O ceset ortaya çıkmadığı sürece hiç kimse bizi hiçbir şekilde yargılayamaz. Çok netim bu konuda. Bir sakin olun diyorum. Ha. Bu arada adamın vefat haberi geldi. Bugün ailesine söylediler. Ha. En azından iyi haber. Ne diyeyim ya? İyi haber. İyi haber mi dedin sen? Sen iyi haber mi? Mert, dur. Tamam, dur. Sakin ol. Neyi ne yapıyorsun lan? Neyi ne yapıyorsun oğlum? Senin o iyi dediğin haber yüzünden insanlar ne hale geldi? Sen biliyor musun? Oğlum tamam, sakin ol. Sakin makin olamam lan. Sakin makin olamam. Kız kahroldu, kahroldu. Bitti sen, biliyor musun? Oğlum sen delirtme beni ya. Sen ne zaman bu kadar kötü, ne zaman bu kadar vicdansız bir adam oldun ya? Bir sakin olur musun abi? Abi bırak bir dakika beni. Bizim yüzümüzden o kız o hale geldi. Anladın mı? Bizim yüzümüzden. Sen bir de kalkmış buna iyi haber diyorsun. Ben bu duruma daha fazla katlanmayacağım. Ne yapıyorsun abicim? Ben gideceğim polise, her şeyi anlatacağım. Emir bir şey söyler misin? Ya bırak gitsin. Ne demek ya bırak gitsin? Her şeyi anlatsın. En yakın arkadaşlarının hayatlarını mahvetmenin vicdan azabıyla yaşasın bundan sonra. Biz bunu hak ettik Emir. Cezamız neyse çekeceğiz. O çok üzüldüğün kız var ya. Git önce ona anlat her şeyi. Git ona babasını nasıl öldürdüğümüzü anlat. Mert. Çünkü bunu öğrendiği zaman ilk önce senin yüzüne tükürecek. Mert, Mert. Bravo ya, aferin. Bir şey mi diyeceksiniz? Çünkü bunu öğrendiğiniz zaman ilk önce sizin yüzünüz tükürecek. Ben Umut'un durumunu soracaktım. Size bir bilgi veremem.